Uzun Aynen. zaman aradan sonra hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bir video eklemeye karar verdim. YouTube artık uyarı verdi çünkü. Biz yazman gerekiyor diye. Hadi ben de bir günümüzü çekeyim istedim sizlere. Bugün günlerden cumartesi, yasak günü. Normalde ben onları çıkartıyorum ama bugün onlar beni çıkartacak parka. Hem her taraf sakin oluyor, pek insan olmuyor. O yüzden rahat da oluyor. Size bugün bir içerik çıkarmak istedim. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Tabii şimdi onların haberi yok. Biraz sürpriz olacak. Sevinecekler. Bu sevinçlerini de görmeniz güzel olur. Aşil, Ares hadi parka gidiyoruz. Koş. Koş. Ares hadi gel. Gel 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 babacığım gel. Şimdi tek başıma olduğum için maalesef mümkün değil. Hadi. Kapıyı kendi açacak şimdi. Şöyle biraz açtığımda o burnuyla açar. Çok güzel. Hadi koş. Koş 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 koş. Paris'in tasması takılmış. Dolabının köşesine gidemiyor. Koş, koş hadi koş. Anahtarımızı da unutmayalım. Aldık. Aşil'in mutluluğunu görmeniz lazım. Biraz çekim kötü oluyor. Kusura bakmayın çünkü tek başıma olduğum için oldukça zor. Hele birazdan ikisinin tazmasını birden tutacağım. O zaman bakalım neler yaşanacak. Asansörde ilk heyecan başlıyor zaten. Taktık. Gidiyoruz. Yalnız bekliyorsun. Bekliyorsun. Hayır. Bekliyorsun. Çok heyecanlıyız ama bu heyecanı dindirmemiz gerekiyor burada. Bu heyecanlı olmaz. Bekle nereye? Bekle bekle. Geç içeri gelin. Geç içeri. Geç içeri. Aferin. Koş. Koş 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 koş. Flexi tasma yani yıllardır şu hamleyle kırılmadı. Herkese tavsiye ederim flexi kaliteye marka. Şu plastiği bayağı sağlammış. Yani yıllara direniyor. Aşil bu ağacı büyüttü yani 5 yıldır. Bu ağaç çıktığımız gibi. Bakalım ikisini tek elde götüreceğiz nasıl olacak. Bayağı çektirecekler çünkü parka çıkarken çok heyecanlı oluyorlar. Geri dönerken tam aksine. Aşil, Ares gel hadi gel. Parka yap. Hadi koş koş parka gidelim. Gel 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 gel. Park eğer boşsa Aşil'i salacağım. Eğer insanlar veya başka köpekler varsa kolay kolay salmayı düşünmüyorum. Çünkü hem insanlar için ve hem köpekler için tehdit oluyor ki parkta Zara ile Maviş var. Yavruluğundan beri baktığımız köpekler. Onlarla Aşil bayağı düşman. O yüzden o konuda da zorlanabilirim. Aşil insanları durduk yere bir şey yapan bir köpek değil. Normalde kesinlikle kimseye gidip sırnaşmaz veya kavga etmeye çalışmaz. Ama insanlar bunları çok pofuduk tipli gördüğü için böyle el kol uzatıyor. O zamanlarda savunmaya geçiyor Aşil. Haklı olarak çok normal yani. Hiç tanımadığınız bir insana elini uzatırsanız o da afallar. Ki bu bir hayvan haliyle de refleks gösteriyor. Ve park bomboş. Evet. Yasakların en büyük avantajı bizim için. Bekle, bekle. Bekle, bekle, bekle. Çok zorlanıyorum tek elle. Bekle, bekle Ares. Ares bekle. Bekle, heyecanlanıyor. Bekle, Ares, Ares, Ares.
Bıraktım zannetti. Bekle Ares, bekle. Bekle. Koş. Özgürlüğe koşuyor evladım sanki. Buzlarıyla mavi işin mama kabı. Hadi Aşil'i de salalım. Hayvan zaten çok nadiren salınıyor. Biraz. Hop, hadi koş bakalım. Tabii buradaki geçireceğim bir saatin hepsini sizlerle paylaşmayacağım. Hemen hemen 1-1,5 saat duruyorum dışarı çıktığımda. Genel olarak elimden geldiğince. Yasak gün olduğu için, işim de olmadığı için akşam yeniden çıkartacağım. Her çıkardığımda hemen hemen ikişer veya üçer defa tuvaletlerini yapıyorlar. İkisi de. Günlük egzersiz ihtiyaçları, yürüyüş ihtiyaçları hemen hemen 2,5 kilometre kadar çoğalırım. O yüzden bu kadar yetiyor. Bazen yarım saat durduğumuzda bile artık yanıma gelip oturup hadi gidelim dercesine yüzüme bakıyorlar. Hani artık enerjileri de biraz eskisi kadar değil, heyecanları da eskisi kadar değil. Hani artık dönelim çağrısını veriyorlar bana. Ben şimdilik bu videoyu burada durduruyorum. Yani onların kaka yaptığı anları sizlere göstermeyeyim. Videonun sonunda görüşmek üzere. Şimdi geri dönüş vakti başladı. Hadi gidiyoruz gençler. Az önce parka gelirken Ares buraya gel. Ares buraya gel. Ares. Gel buraya. Az önce parka gelirken heyecandan çıldıran köpekler şimdi adımları geriye atıyor. Şimdi benim asıl merak ettiğim iki elim de dolu. Ben bu anahtarı nasıl çıkaracağım eve girerken? O anları da size göstermek istiyorum. Olmadı kamerayı durdururum kısa bir süreliğine. Şu anda halimi görseniz arkamdan bu tasma geçiyor. İki köpek gezdirenler bu derdi bilir. Kızıyor bize. Hadi hadi hadi. Koş 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 eve gidiyoruz. Koş. Az önce parkta bir tane dişi teriyer gördük. Hayvan bizim gazabımızdan kurtulamadı. İkisi de sapık. Özellikle Ares bilen bilir. Gerçekten ağır sapıktır yani. Küçük hayvanın tepesine çıkmaya çalışıyordu. Ve eve kısa bir süre kaldı. Gel 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 gel. Leş gibi olduk. Parkta o her yere kafalarını sokacaklar ve leş gibi olacaklar. Koş 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 koş. Şimdi bakalım bir anahtar çıkarma. Evet oldu. Hem telefonu hem bunları tutabildim. Bir ani hareket yaparsa telefon düşer ama. Burada da bazen agresyon gösterebiliyorlar asansöre binerken. Ama bunun olmaması için aralarında durup göz teması kurmamalarını sağlıyorum. Derken asansör dolu. Biz yürüyoruz çıkacağız. Merdiven evresinde sizi izletmeyeyim. Ama kapıdan girerken yeniden görüşürüz diyeyim şimdilik. Yorgunluk belirtileri. Şimdi ikisini yan yana eve sokamıyorum çünkü Aşil hep arkadan Ares'i ısırmaya çalışıyor. Şimdi ufak da olsa o tehdidi göreceksiniz. Mesela şimdi Ares kapıyı açtığım gibi yukarıya koşmaya başlayacak. Aşil de buradan bir atak yapmayı deneyecek ama önünü ben kapatıyorum. Koş hadi. Aşil denemedi. Akıllı köpek. Tamam. Ay. Video izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım yakın zamanda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.